Kavganız onurumuz, andınız andımızdır. Mayıs, 12 Mart darbelerinin tecrübesiyle gelen, ordu içinde bir düzenlemeye kalkışsa da Cumhurbaşkanı Korukürk engeline takıldı. Türkiye'de siyasi tarihin karanlık sayfalarını belgesel oyun şeklinde sahneye taşıyan Canlar Tiyatrosu, Sivas, Maraş ve Dersim katliamlarını konu alan oyunlarının ardından 12 Eylül faşist darbesini de sahneye taşıdı. Serdar Doğan'ın yazıp Cengiz Sezgin'in yönettiği oyun, 12 Eylül döneminde yaşananları belgesel bir tarzda sahneye taşıyor. Hamburg Alevi Kültür Merkezi tarafından organize edilen ve Hamburg Üniversitesi Audimax salonunda sergilenen oyunu yaklaşık 700 kişi izledi. Merhaba arkadaşlar. Neredesiniz ya? Merhaba. Hocam ya çok merak ettik. Bir Mayıs'ta gidiyorsunuz, kaç Mayıs'ta dönüyorsunuz? Geçmiş olsun efendim size. Geçmiyor bacım. Bu karanlık günler geçecek gibi de değil. Evet arkadaşlar. 5 gün önce Taksim'de Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük katliamını yaşamıştı. 60'lı ve 70'li yıllardaki işçi hareketi ve devrimci mücadeleyi anlatan Dia gösterimiyle başlayan oyun, 12 Eylül darbesinin yaşattığı acıları çarpıcı bir biçimde sahneye taşıyor. Kalkan gibi de amma uzunmuş ha. Adam gibi olmuş, yaralımız vardı. Bırakın hastaneye gidelim. Senden burası 10 dakika. 9.30'daki mahkemeye 5.30'da kaldıralım. Kalkış kıyamet demeden saatlerce avluda bekletilir. Meydanda yatıldıktan sonra buraya gelir. Gerek etkileyici sahneleri, gerekse oyuncuların başarılı performansı, Hamburglu sanatseverlerin yoğun ilgi ve beğenisini topladı. Bak, oğluna kıymazsan ben kıyacağım. Oğlum. Oğlum niye koruyorsun ki bu oyunu?